T-Ç-B. Tıpkısının çok benzerinde yeni video. Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlarım. Tıpkısının çok benzerinde hani hatırlarsan son 10 yılın ÖSYM'nin çıkmış sorularını çözmek istiyorduk. Yalnız bırakmak istemiyorduk orada. Telife takılıyordu. Aynısını çözemezsek biz de tıpkısının çok benzerini çözeriz dedik sana. Ve çözmeye devam ediyoruz. Limiti bitirdim. Türev, integral, parabol, polinom hepsi bitti. İstersen aşağıda e, linkler var. Onları tıklayabilir, izlemediysen muhakkak izleyebilirsin. Yorumlara baktık. En çok sen ne istiyorsun diye sordum ve sen de dedin ki trigonometri gelsin hocam. Trigonometri gelsin hocam. Trigonometri gelsin. Son 10 yılın trigonometri sorularını irdeliyoruz seninle birlikte. Şöyle bir bakalım bakalım. ÖSYM trigonometri manyağı. ÖSYM trigonometri hayranı. ÖSYM trigonometriden en az minimum 4 tane soru soracak. Çok net. Bakar mısın şunlara. 2021'de artık böyle zirveye gitmiş 5 tane. 2020'de 4 tane. 2019'da 3 tane. 2018'de 3 tane ama seçici bir sınavsa eğer yapacağı sınav 5 tane. E, kaç kişi giriyordu bu sınava? <laughs> 3.2 milyon. Seçelim mi? Seçmek ister misin ÖSYM? Ben minimum 4 tane soru bekliyorum ki şöyle daha da geçmiş yıllara gittiğimde 2, 4, 2, 3, 4, 4 diye devam ediyor bu soru tarzlarının dağılımları. Biz de trigonometreyi senin için şöyle alt başlıklara ayırdım. Ve o alt başlıklarda trigonometriden sana sorular çözeceğim. Ve çıkmış daha doğrusu tıklısının çok benzerinde trigonometriyi de bitireceğiz. Sen yorumlara yazacaksın biz de yenisini göndereceğiz. Sayılı günler kaldı ama çalışacağız son ana kadar. Şimdi bu arada ben yanımda duble, duble çayımı da almışım gelmiş. Yani bildiğin damajan usulü. Biraz koyu yaptım. Gecenin geç saatleri, acık uykum var. Ama çalışmam lazım. Ama senin için çalış. Yani ben sınava hazırlanıyorum gibi bazı arkadaşlar yorumlara yazıyorlar. Diyorlar ki hocam sınava hazırlanıyorsunuz. Umarım istediğiniz bölümü kazanırsınız. Vallahi ben sınava girsem inşallah istediğim bölümü kazanırım. Yani bir emek gidiyoruz. Ya sen aynı emekleri veriyor musun? Gönder gelsin beraber verelim o yemekleri. AYT Matematik son 10 yıl TCV serisinde trigonometride soru tarzlarını bir göstermek istiyorum sana. Temel trigonometrik kavramlarla ilgili sorular geliyor. İşte sıralamaydı falandı filandı. O sorulardan çözeceğiz. Efsane bir 2019 AYT sanki sorusu var. Trigonometrinin ikinci bölümünde trigonometrik özdeşliklerle ilgili sorularımız var. Bu soru çok kötü. Bu soru çok kötü. Ağzın dilin yanacak o soruda. Geometrik uygulama sorusu var ki hani bu 2020 AYT sanki sorusu var ya hatta gerçi bu çok daha güzel. Keşke AYT'de bunu sorsalarmış. Önce bizim sorularımızı görseydi ÖSYM kesin bunları sorardı. Trigonometrik denklemler ÖSYM'nin en sevdiği noktalardan biridir. Bunu ben bir kez daha hatırlatayım. Toplamda 20 sayfa temel trigonometrik kavramlarla başlayalım. Ben trigonometri serisi yaptım. Bebek adımlarıyla trigonometri, AYT matematik trigonometri milyonu aştı izlenmeler. Ve buradan artık soru kaçmadığını düşünüyorum arkadaşım. Yani bana bir sıralama sorusu soruyorsa, buradan bir soru kaçırmamalıyız. Peki Bak bakalım soruya. Alfa dediğim şey. Pi bölü 4 ile pi bölü 3 arasında. Ya ben bunların derecelerini yazarım. O kadar zor dereceler değil bunlar. Biri 45 derece diğeri 60 derece. Yani sen diyorsun ki bana alfaya 60 ile 45 arasındasın kardeşim. Kotanjant 2 alfa, kotanjant 3 alfa, kotanjant 4 alfa bunları sırala bir zahmet dedim. Tamam sıralayalım. Tamam da ben bu açılara bir ulaşayım. 2 ile çarptım 90 küçüktür. 2 alfa o da küçüktür. Ne elde ettim? 120. 3 ile çarpayım geleyim. 135 derece küçüktür 3 tane alfa. O da küçüktür. 3 ile çarptık 3 kere 6 18. Bir de 4 varmış. 4 ile çarptım ne yaptı? 180 küçüktür 4 tane alfa. O da küçüktür. 4 kere 6 24 240 derece. Bakın biz sıralama sorularının hepsinde hep dedik ki o koordinat düzlemi çizilecek. Hani o trigonometrenin tamamının yer aldığı birim çember koyulacak birim çemberi de yaptıktan sonra artık ben sadece çizeceğim bunları. Mesela alfa açısını çizmek istiyorum. Alfa var mı? Yok. 2 alfa varmış. 90 ile 120 arasında bir değer çizeceğim. Örneğin benim 2 alfa dediğim değer bu olsun arkadaşım. Yani 90 derece ile 120 derece arasında bir yerde. 120 de burada olsun. 120 arasında bir yerde. 135 ile 180 arasında 3 alfayı çizeceğim. Hemen gidiyorum 3 alfayı çiziyorum bak. Şurası da 3 alfaya falan tekabül ediyor. Şurası 3 alfa. Bu kaçtan sonraki yazılmış? 135 dereceden sonra yazılmış bir 3 alfa değerimiz var. 180 derece aralığında burada bir yerde olduğunu tahmin ediyorum. Bakın tam yerini çizmek zorunda değilsin. O da çok önemli bir şey değil zaten hani bizim sorumuz için. Bir de kaç var? 180 ile 240 arasında. Şöyle bir de ne varmış? 4 alfa değerimiz var. Ey güzel arkadaşım bak. Kosinüs Pardon kotanjant soruyorsa hemen kotanjant eksenini çiziyorsun. Burası nedir? Kotanjant eksenidir. Kotanjant ekseninde bu taraf pozitif bu taraf negatiftir. Negatifte gittiğin en uç noktaya benim için bir bakar mısın? Bakın ta nereye gelmişim. Ne kadar küçük bir değer almışım. Değil mi? 3 alfa yani y değeri burada yazılan sayılar içerisindeki en küçük değermiş. Şimdi geldim 2 alfa. 2 alfa da negatif bir değer ama 3 alfaya göre bir tık daha iyi durumda. 2 alfalı olan sayımız hangisi? X sayısı. Peki geldim 4 alfaya bakın 4 alfa kotanjant eksenini kesmiyor hocam nereye kesmiyor uzantısına bakıyorsun uzantısı pozitifte zaten tek pozitif kotanjant değerimiz bu olduğu için o da z olduğu için şöyle baktım z x y de doğru cevabın ne olduğunu gördüm edirne seçeneğine attım cevabı dedim ki ikinci soruyu açayım. Çok güzel bir soru. Çok zor bir soru değil ama şöyle bir şey. Kalemlerimde bir sıkıntı var. Ben o kalem ayarımını yapıp tekrar senin karşına geleceğim tamam mı? Ee, böyle kısacık bir kesilme falan göreceksin. Belki görmeyeceksin bile. Görür müsün acaba? Görmen lazım. Yani baksana şu an ekran falan gitti. Kesmeyeceğim ya bugün. Bugün muhabbetle devam ya. Bugün çayla çorbayla devam ediyoruz. Seninle birlikte devam ediyoruz arkadaşım ya. Gerçekten bugün böyle doğal bir yayın olsun istiyorum. Sonuna kadar doğal. O kadar değil. O kadar değil. Abartma. Abartma gel. İkinci soruyla devam edelim. 2020 ayete sanki dersin. Ee, Sende açılmadı. Ben hemen onu düzeltiyorum bu taraftan. Geldi tamamdır. 2022 ayete sanki sorumuz. Yukarıdaki şekilde yarı çapı bir birim olan yarım çember. A ve D noktaları bu çember üzerinde olan O, A, B. O, C, D. dik üçgenleri verilmiştir. Hmm, tamamdır. Üçgenler verilmiş. OB çarpı şimdi ben OB uzunluğunu bulmaya çalışacağım. OB uzunluğu burası sarı olan. CD uzunluğu burası o da yeşil olan. Bunların çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi burası alfa. Tamam, burası 90. Ben de diyorum ki burası 90, burası alfa, burası beta olsun. O zaman burası beta olur, burası alfa olur. Alfa artı beta'nın 90 derece olmasından faydalandım. Dedim ki hocam bu birim çember burası bir olmaz mı? Hocam birim çember burası bir olmaz mı? Şimdi ben hem biri kullanmak istiyorum hem sarı şeyi kullanmak istiyorum. Komşu hipotenüs. O zaman ne var? Komşu hipotenüs. Kosinüs alfa var değil mi? Kosinüs alfa eşittir 1 bölü B O yazsam. Bıraksam böyle? Hayır bırakmayalım. B O değeri eşittir 1 bölü kosinüs alfa demez misin? Dersin. Bakın kosinüs cinsinden yazdım. Geçtim bu tarafa dedim ki. Ya arkadaş ben bu hem komşuyu hem de ipoyu kullanacağım. E, bir dakika yine kosinüs alif oldu. Kosinüs alfa'yı kullanacağım burada. Komşumuz kim? Bu sefer DC. Hipotesini bırakayım. Kim? O da bir. Dedi ki bunlara benim için bir zahmet çarpar mısın diyor. Çarp, çarpalım. Ç Pardon bir değil. O da bir değil. Bir dakika bir dakika. DC bölü bir. Ha doğruymuş tamamdır. DC eşittir. Buradan ne çıkacaktır? Kosünüs alfa çıkacaktır. Artık benim elimde dc de var. Bo da var. Biz sadece bunları çarpıyoruz. kosinüs alfa çarpı 1 bölü kosinüs alfadan. kosinüs alfalar gitti. Cevap eşittir. 1'dir. Denizli seçeneğidir. Yapıştırdım diye. 2020 ayete sanki dersin bu soruyu. 2020 AYT'deki soru bunun bir tık daha zoruydu. Onu kabul edebilirim ama. Bugün çok yer değiştireceğiz ÖSM ile. Yani vav wow, bu soru daha efsane falan diyeceksin. 2020 ayete sanki. Ya böyle soru hiç çözmediniz mi? Emin misiniz? Bunun gibi bir yüzlerce soru çözmüş olman gerekiyor yani. Bir şey daha yapacağım. Ben, ben ayarları yapmadan gelmiş miyim? Yoksa bunların ayarları mı değişim? Ben bayağı kararmışım herhalde. Rengim çıkmıyor ya bu arada. Tamam mı? Şimdi nasıl burada aydınlık gözüküyor muyum? Tamam gözüküyor. 0 x küçük, küçük pi bölü 2. Yani 0 ile 90 arasındasın. Tanjant x kotanjant x. Bıdı bıdı bıdı, bıdı bı. 2. Ne yaparsın böyle bir soruda? Ne yaparsın? Eğer o sorularında sin ve kos varsa, içerisinde de tanla kodlar varsa kesinlikle o tanlar kodlar dönüşecek abi. Onun kurtuluşu yoktur. Nedir o? Sinüs x bölü kosinüs x'i yazacaksın. Artı diyeceksin burada da bu sefer kosinüs x'e geçiş yapacağız tabii ki. Hemen kosinüs x'i yazmaya çalış Yazamıyorum Hah, yazdım. Kosinüs x bölü sinüs x'imi de yazdım. Aşağı indim. Dedim ki bunda bir değişiklik yok. Bunu aynen yazalım. Kosinüs x artı sinüs x çarpı sinüs x bölü kosinüs x. Değer var ama biraz beklesin o 2 bölü kök 3'ü ben birazdan kullanacağım. Şuraya sinle çarpacağım. Buraya kosla çarpacağım. Burada çarpacak herhangi bir şey yok. Bu arada gerçek sınavda aslında böyle uzun uzun yazmayacaksın değil mi? Sin kare x geliyor değil mi? S kare yazacaksın. Artı kos kare x geliyor. C kare yazacaksın. Aşağıda S çarpı C yazacaksın. Gerçek sınavda uzun uzun yazarsan yandık biz seninle. Bunun onu bunu çarptı ne kaldı? C kare artı S kare. Şu ikisini çarpınca S kare geldi. Böyle C dedim. Geldim yukarısı 1. Bunu yazmaya gerek yok. Yukarısı 1. Bunu yazmaya gerek yok. Yukarıdan 1 bölü S, geldi. Aşağıdan C bölü 1 geldi. C'ler birbirini götürdü. 1 bir bölü artık sinüs x mi elde ve bu değerin bana kaç olduğu verilmiş? 2 bölü kök 3 olduğu verilmiş. E ben de derim ki buradan ben sinüs x'i bulurum ki ters çevirsem ne gelir? kök 3 bölü 2 gelir hocam. Sen benden tanjant x'i istemişsin. Hani giderim o güzel dik üçgeni çizebilirim ya da bunun değeri belli aslında. Yazabilirsin önemli değil. Şuraya kök 3, şuraya 2, şuraya 1 yazacaksın. Sen benden tanjant x'i istiyorsun. Cevap sadece kök 3 olarak gelecek C seçeneğini yapıştıracaksın. ÖSYM'e böyle soru sordu. Hem de 2020 AYT'de sanki sordu tıpkısının çok benzerisinde trigonometride sıralama. Gelir mi? Gelir. Bak 2021'de sormuş, 2020'de sormuş, 2019'da. Her sene soruyor bu adamlar bu sıralama sorularını. Ne dersin? Hocam şuradaki x'teki kotanjant nedir diyeceksin. Kosinüs o. kotanjant değil. Kosinüs 5a olacak. Bakın verdiği aralık inanılmaz önemli. Bunu yazmadan soruya başlamamanı şiddetle öneririm. Yani Önce A yaz sonra 5 A'ya ulaş sonra sıralamayı yapacağız. Nerede yapacağız? Birim çemberde yapacağız seninle birlikte. Şimdi A dediğim arkadaş kimle kimin arasında beraber yazalım. Bu arkadaş kaçtır? 45 derecedir yazdım. Bu arkadaş nedir? 180 şunlar gitti. 3 kere 8 24'ün 4'ü 54 derece. Yani bu baya böyle enteresan bir aralıkta verilmiş. Biz nereye ulaşmaya çalışacağız? 5 A'ya ulaşacağız. O zaman 5 çarpıp geliyorum. Ee, 225 derece geldi buradan. Küçüktür 5 tane A'dan. 4 kere 5 20. Elde var 225 270. Vaa öyle de bir aralık geldi ki hani soru direkt gelse anlarsın 225 ile 270 arasında bir aralık gelse dersin ki aralık çok net verilmiş hocam. Şimdi bak y eşittir eksi x doğrusunu çiziyorum. Ya da diğer adıyla 225 dereceyi çiziyorum. 270 derece burada. Biz bu aralıkta açılara bakacağız. Kusünüs 5'e bu aralıkta öyle bir açı var ki, e, hemen çizeyim ben onu şöyle doğru alayım, bir tane de turuncu renk alayım böyle göze batsın. Diyelim ki benim 5A değerim arkadaş burada, bakın 5A değerim burada ve biz bu değerin tanjantına, kosinüsüne, sinüs değerlerine bakacağız. Şimdi çok net bir şey söyleyelim, 5A bu aralıkta ise eğer, yani e, bu aralıkta ise eğer kaldı öyle tanjant değerinden başlayalım mı çözmeye? Bakın burası tanjant eksenidir ve tanjant ekseninde kestiği nokta burasıdır ve pozitif ve gayet büyük bir değere denk gelir. Birden daha büyük bir değere denk gelir. O zaman bir kere biz buranın en büyük değerinin kim olduğunu söyleyeceğiz. Y olduğunu söyleyeceğiz. Bunu tamam bitirdim. Geldim kosinüs değerine. Kosinüs değerinde bakın ben 45'i geçtiğim an 45 ikisinin tam ortasındadır. Kosinüsle de sinüsle de aynı uzaklıktasın. Yani şuralara da aynı uzaklıktasın mesafedesin. Ama 225'in üstüne geçtiğin andayın itibaren artık e, sinüste eksili tarafta çok daha küçük bir değer alırken kosinüs tarafından biraz daha küçük bir değer alıyorsun. Yani kosinüs değerin aslında sinüs değerinden bir tık daha büyük oluyor. Hatırlıyorsan o derslerinizi bunları çok daha rahat çözebileceğini düşünüyorum. Burada y'den kime gidiyorum aslında ben? x'e gidiyorum. İkisi de negatif ama negatif olarak kosinüs daha büyük. Arkasından kim gelecektir? Z gelecektir. Y, X, Z. Y, X, Z. Hangisi? B seçeneği. Sıralama sorularını ne kadar kolay çözüldüğünü. Ama nasıl? Sadece birim çemberle. Ya bir öğretmenin nasıl vazgeçilmesi çaysa, öğrencinin trigonometride vazgeçilmesi kesinlikle birim çember. O birim çemberi çizdiğin an birçok soru hallolacaktır. Çok özür dilerim. Bazı arkadaşlar bu çay içmeye olayına takılıyorlar ama gitmiyor bazen. 0 küçük x küçük pi bölü 2 olmak üzere. Kosekant x, kotanjant x, 1 eksi kosinüs x, 1 bölü 5. Sekantı soruyorsun. Arkadaş kosinüsü gördün mü? Ya bunlara yapıştır. Çok karışıyor. Sekant x 1 bölü kosinüs x'dir. Kosekant x'in cevabı da 1 bölü sinüs x'dir. Güzel arkadaş. Şimdi geldim aldım geldim bunu. Bu neymiş? 1 bölü sinüs x çarpı kotanjant x nedir? Kosinüs x bölü sinüs x çarpı 1 eksi kosinüs x'imiz var. Karşıda da 1 bölü 5'imiz var. Acaba ne yapabilirim diye bakarken dedim ki ben bununla bunu çarpayım. Buradan ne gelecektir? Sin kare x gelecektir. Bak yukarıda kosinüs x çarpı 1 eksi kosinüs x bölü. Şimdi soruyorum sana ya 1 bölü sin kare x pardon sin kare x'in açılımını biliyorsun değil mi? 1 eksi kos kare x'dir hocam. Eyvallah. Peki bu da iki tane çarpandan oluşmuyor mu? Yani 1 eksi kosinüs x çarpı 1 artı kosinüs x'ten oluşmuyor mu? oluşuyor ve bu arada hala cevabım 1 bölü 5. 1 eksi cos x'leri götürürüm bunlar kalır. Peki en son geriye yukarıda cos x aşağıda 1 artı cos x eşittir cevap nedir? 1 bölü 5'tir. Ne yapacağım biliyor musun? Tek yapacağım şey içler dışlar çarpımı. 5 çarpı cos x eşittir 1 artı cos x. Sen bu tarafa geldin 4 tane cos x eşittir 1 ise cos x eşittir 1 bölü 4. Ama sen sekant x istiyorsun. Yani Ters çevir kardeşim onu diyorsun. Yani 1 bölü kosinüs x eşittir 4. E burası nedir? Sekant. Sekantı yazamadık bir saniye. Şurası nedir artık? Sekant x eşittir 4'tür. Soru bizden. Bunu istemektedir. A seçeneğine. Çöküyoruz. Topluca çöktük o seçeneği. Hepimiz doğru yaptık umarım bu soruyu. Artık buralardan soru kaçırmak yok. Ne dersin? Günün bomba sorusu. Yani 2019 ayt sankisi. 2019 ayeti bunun yanında. Bilmiyorum kolay mı kalır? Bilmiyorum kolay mı kalır ama bu soru tek başına güzel bir soru. Çözüyorum hazırsan. Şekildeki BDC dik üçgeninin alanının ABE dik üçgeninin alanına oranı nedir? Yani soru benden ne istiyor öncelikle onu yazacağım. Bak alan BDC yukarıdaki mavi alanın alan ABE'ye oranını istiyorsun. Doğru mudur hocam? Doğrudur. Ben mavi alanı sarı alana böleceğim. Tamam alanları bulmam lazım. Şimdi hepsinin arasında x var. Hepsinde 90 var. Hani belki sınav anında olsan dersin ki bunlar y acaba bunlar kullanılıyor mu? Hepsi açık aşağı. Tamam. Gidemedim bir yere. Alan bulmak için ne yaparsın? Dersin ki hocam bana bu iki kenar lazım. da o kenarlara nasıl gideceğiz? Ortak kenar var bir tane. O ortak kenardan başlayalım mı? Gel o ortak kenardan başlayalım. Biz o ortak kenara a diyelim. Ama bize EA ve AB ile ilgili de bilgiler lazım nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Diyorum ki örneğin sinüs x değeri neye eşittir? Sinüs x değeri x'in karşısında kim var? Hocam e a var. Burada da kim var? A var. Bir dakika ya ben e a'yı arıyordum zaten. Hani alan bulmak için ne yapacakmışım demek ki? A çarpı sinüs x yazmam lazımmış. Şuraya yazalım bakalım. A çarpı sinüs x burası. Bir dakika e b'yi de bulalım biz. Peki onun için kosinüs x'i kullansam. E, pardon AB'yi de bulalım biz. AB uzunluğunu bulmuş olur muyum? Bulurum. Bak kosinüs x nedir? Komşu bölü. AB bölü A'dır. İçler dışları da patlattığın oradan itibaren. Niye bu E'yi yazıyorum ben anlamadım. AB uzunluğu eşittir. A çarpı kosinüs x'tir. Dalma bende kal. Bende kal. Bak güzel soru. Kaçırma bu soruyu artık. Bu kadar ne nerede denk geleceksin? Al sana da burayı da buldum buldum. Çok güzel ilerliyorum. Gaza da geldim. Bence buradan yola devam edelim. Yardıralım. Şimdi burası A. Biz yine aynı taktiği deneyelim mi? Ne dersin? Sinüs x desem acaba? Bak yok. Önce kosinüs x'ten başlayalım biz. Biz önce ya bir dakika burası a dedik mi? Dedik. Ne diyelim o Tanjant x. Tanjant x falan girme hocam ya. Bırak tanjant x'i. Sinüs x başlayalım. Sinüs x dediğim şey ed bölü db'dir. Aa Buradan öyle güzel de bir şey gelmedi açıkçası. Bir de kosinüs x diyelim belki oradan gelir. Belki oradan gelir. Kosinüs x dedim ben buraya. Kosinüs x dediğim şey nedir acaba? Kosinüs x dediğim şey eb eb buradaki dik kenar bölü db'dir. db'dir. Oradan da bir şey bulamadım. O zaman tanjanta mı geçseydik ya? Bilemedim açıkçası ya. Burada bir tanjant x patlatısım var benim. Tanjant x dedim. Tanjant x nedir? ed bölü A'dır. Hmm, aslında fena gelmedi. Neden? ED yerine A, ED bölü A'dır. A, A'yı da karşı, ED'yi de yalnız bırakırım. ED buradan ne gelecektir? A çarpı tanjant X gelecektir. Doğru mu? Doğru değil mi? Dur kalsın o zaman. Tamam 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 sen beğenmedin. Ben hiç beğenmedim. Sen beğenmezsen ben ne beğeneceğim? Şimdi şuradaki EB uzunluğu neydi? A'ydı. Şurayı kullanalım tamam. Aklıma geldi bir şeyler. Şurası DB miydi? DB'ydi. Ben dedim ki biz DB'yi bulalım arkadaş. DB uzunluğu eşittir. Hipotenüsten faydalanacağım. DB uzunluğu eşittir. A bölü kosinüs x. Aha da buldum. Aha da vallahi bir şeyler buldum buradan. Bak A bölü kosinüs x'i buldum. Güzel, güzel. Biz ED uzunluğuyla ilgileniyor muyuz hocam? Vallahi ben de ne gerek varsa ED'yi bulacaksam hiç gerek yok. Yola devam edelim. Neden? Ben ED ile ilgilenmiyorum ki oranın alanını bulmayacağım. Artık DC'yi de buldum mu? Alanları oranını bulurum ben oradan. Şimdi DC'yi bulmak için ben yine dedim ki ne diyelim? Ne diyelim? Ne diyelim? Ne diyelim? Ne diyelim? Kosinüs x desek yer mi? Yemez. Yemiyor artık. Kosinüs X'i yemiyor. Biz tanjant x diyelim artık. <laughs> O harbiden yoğurdu soru ya. Tanjant x nedir? Karşıdaki dc kenarı bölü. Buradaki a bölü kosinüs x kenarı. İçler dışlar çarpımı yaparsam eğer dc eşittir. Tanjant yerine bakın ne yazıyorum? Sinüs x bölü kosinüs x yazdım. O arkadaş karşıya gitti. Oyu. Bak 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 kaçırırsın soruyor. Yazık edersin. dc eşittir. A çarpı sinüs x bölü kos kare x yazsam. Gel buraya. Gel buraya a çarpı sinüs x bölü kos kare x. Of nihayet o oh, nihayet bir yerlere geldik. Sen benden ne istiyordun bakayım alan mı istiyordun? Gel yapıştıralım. Yukarıdaki üçgenin alanı dik kenarlar belli. Yani a çarpı sinüs x bölü kos kare x çarpı a bölü kosünüs x çarpı 1 bölü 2. Üçgen alanından geliyor. Devam ettim a çarpı sinüs x çarpı a çarpı kosinüs x çarpı 1 bölü 2. Bu da tamamdır. Nihayet cırtlar cırtlar sana. A'lar A'lar bize bana. Sinüs x'ler gitti. Sinüs x'ler de gitti. Sinüs x'ler de gitti. 1 bölü. O bunların hepsi paydada kaldı. Bakın bunların hepsi paydada kaldı. Ne kaldı? 1 bölü kosinüs 4. dereceden x kaldı. Bir dakika. Seçeneklere baktığımda yok ama 1 bölü kosinüs x sekantı o zaman dördüncü kare derecedense sekant dördüncü dereceden x'tir. Doğru cevap. Etir nedir ama? Ya bunu çözecek baba it var mı? Bunu kaç kişi çözdü? Hani en güzel soru hangisiydi diye sorsam bu mu diyeceksin? Acele etme. Acele etme. Tıpkısının çok benzerinde. Trigonometri ikinci başlık. Trigonometrik özdeşlikler dedim. Geldim bir sonraki soruya. 2021 ayette sanki tıpkısının çok benzerinde. Adamlar gerçekten bunun çok çok benzerini sordu arkadaşlar. Yani 2021 ayete de trigonometriden korkmamanıza sebep sorulardan biriydi bu. Evet. Oradaki bir pergel sorusu var. Bizde de var. Biz de çözeceğiz. Ama bu o sorulardaki gibi korkmanın gereken soru değil. Sınav anda geldiğinde trigonometri hepsi zordur algısını bu kafadan, bu beyinden dışarı çıkarın. Bak rehber sayfa. Anlaştık mı? Silikonesinin hepsi zor değil. Beş tane mi geliyor? Dört tane mi geliyor? Üçünü yapsan kar. Hem de çok büyük kar. Ama bir tanesi seçici olacak. Onu baştan söyleyeyim. Onu baştan söyleyeyim. Onun bir tanesi seçici bir soru olacak. Onun kurtuluşu yok. İfadesinde eşit ayşedekilerden hangisidir? Bıdı, bıdı 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 bıdı. Bir dakika. Burada iki tane sin kare yetmiş. Burada altı tane kos kare yetmiş. Ben bunları ikişer tane yazsam nasıl olur? Yani şöyle. iki tane sin kare yetmiş artı. iki tane kos kare yetmiş artı. Ya hocam bunun... 2 artı 4 diye ayıramıyor musun? Ayırıyorum. Artı 4 tane kos kare 70 yazsam. Eksi 4 yazsam. Gelsem aşağıya paydaya yazsam. Sinüs 100. Allah'ım hiçbir şey yok ortada sanki değil mi? Bir tek şu arkadaş var. Şunun cevabı nedir? Sin kare kos kare 1'dir. Önünde 2 çarpan olduğu için 2'dir. 4'ten 2 çıktı. Eksi 2'dir. Güzel. Bak ne elde ettim eksi, eksi, eksi parantezini alalım. Eksi parantezini alalım. Bak daha güzel göreceksin. Eksi parantez yok yok yok. Artı parantezi çok güzeldi. Artı, artı çok iyi ya. Artı çok iyi. Kos kare 70 eksi 2 kalıyor burada. Burada da sinüs 100 kalıyor. Tamam mıyız? Tamamız. Devam ettim. Eşittir dedim. Eşittir dedim. Geldim bu tarafa. Şimdi şu ifadeye dikkatle baktım. Dört tane kos kare 70. Önünde de 2. dört çarpanı var. 2 çarpanına aldım. 2 cos kare 70 eksi 1 dersen bence yüzünde bir tebessüm, yüzünde bir gülücük oluşmuyorsa hala sıkıntı var. Çünkü çünkü ben sana aslında neyi hatırlatmaya çalışıyorum. Şöyle bir hatırla şu yarım açı formülünü. Bak bu bir yarım açı formülü. Aslında burada ne yazıyor? Kosinüs 70'in 2 katı nedir? 140 yazıyor. Hadi gel. 2 çarpı. Kosinüs 140 bölü bölü sinüs 100. Ah 180 yazıyorum. Niye 180 yazıyorsam. Sinüs 100. Bu da kabul müdür? Kabuldür hocam. Peki şimdi ne yapalım? Aman. Bayağı esti burası ya. Yağmur geliyor gençler. Sesi duyuyor musun rüzgar sesini? Bayağı sağlam esti. Bayağı öf 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 öf. öf. Deli esti. Güzel oldu vallahi atladım azıcık. İki tane kos 140 bölü sinüs 100 var burada. Ya bizim burada bir çevirme yapmamız lazım artık. Ben bunu kosinüs 180'e tamamlasam. Eksi sinüs 40 olacağı galiba aşikar gözüktü. Şunu geriye doğru gitsem 90'a varmama 10 derece var. Yani 90'a 90'a çevirmesem mi acaba 80 ha sinüs 80 yazsam aha aha geliyor bir şeyler eşittir. Eksi 2 çarpı kosinüs 40 bölü sinüs 80'imi de yazdım. Benim bu ufak düzenlemeye daha ihtiyacım var. Nedir? O da budur. Sinüsün yarım açı formülünü hatırlar mısın? Hatırlamazsan zaten trigonometriyi hatırlamıyorsun ama amacım sana aynı zamanda onları da hatırlatmak. Hani sadece hadi gel çıkmış soruları çözelim değil. Aynı zamanda çıkmış sorularla bir tekrar yapalım da. O zaman ben buraya bunu yazarım. Bak yarım açı Hop. Bir yarım açı daha. Bak. Cırt sana. Cırt sana. Bunlar gitti. Cırt sana. Cırt sana. Bunlar da gitti. Of. Çok temiz geldi. 1. Eksi 1 bölü sinüs 40. Var mı seçenek? Hiç yok hocam. Alakası yok. katlı var mı? O da yok. O zaman yanlış mı yaptık? Çevir bakayım bana bunu. Çevir öyle gel. Eksi 1 bölü sin sinüs değil. Kosinüse çevir. 90'a tamamladığında ne var? 50 var. O zaman kosinüs 50. Şimdi bunu sekanta çevir. Eksi sekant 50 derece desem. Eksi sekant 50 derece. D seçeneği. Yapıştır. Dağılın. Dağılın. Güzel soruydu. Güzel soruydu. Dağılın gelin bakayım. Dağılın gelin. <laughs> Günün bombası geldi gençler. Bu bardağı yer bulamadım ya. Devireceğim diye bir sağıma koyuyorum. Bir soluma koyuyorum. En son bu tarafa koydum. Bak şurada tam. Tamam mı? Devirmiyoruz. Bak dirsek atmak falan yok o tarafa. 2021 ayete sanki. Yani ayete sınavında gelen soruyla bunu karşılaştırdığımda. Ben bariz bunun daha zor olduğunu düşünüyorum. Tamam oradaki de zordu. Bilgiler falan çok fazlaydı ama buradaki de hiç azımsanmayacak kadar sağlam bir soru. Bence kesinlikle ama kesinlikle bu soruyu evde sen denemelisin. Çünkü 2022 aday sorun hangisi hocam? Bence bu. Senin en zor sorun hangisi? Sayfa kaçtaki soru? Mesela bak sayfa 10'dayız şu an. Buradaki soru mu? Yoksa o vardı bak. O soruyu tekrar açacağım sana. Şu soru mu? 7. sayfa mı? 10 mu 7 mi? Bence dağılacağız burada bir ama. Yanındaki şekilde yukarıdaki şekilde bir birim olan yarım çember üzerinde ABC üçgeni verilmiştir. Burası A açısıdır. Şurası A açısıdır. ABC üçgenin alanı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yani bildiğin yerden git derler. Bu birim çember. Burası bir birim. Burası bir birim. Hocam bir dakika dik üçgen var. Bir birim var. Hocam sen bu soruda aslında buradaki kök 2'yi bariz bir şekilde bize vermişsin. Verdim tabii ne sandın? <laughs> Verdim tabii. Şimdi biraz açı çalışalım senle birlikte. Hocam burası 45 derece midir? Tabii ki 45 derece orası. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Bu yay çeyrek çember olduğu için o yayı gören çevre açı 90 derecenin yarısı. Yani kaç derece olmak zorundadır? 45 derece. Harikasın. 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 Şimdi aldım elime sazı. Üçgeni. Bak aldım elime oradaki üçgeni. Şöyle koydum. Dedim ki ey güzel arkadaşım burası A. Burası kök 2. Şurası 45 derece. Şurada bir şey yok. Orada bir şey yok. Öyle kalsın. Şurada kenar isimlerini verdim. Dedim ki burada ne teoremi var? Bence sinüs teoremi var. Sinüs teoremi bize ne diyor? Diyor ki kök 2 bölü kök 2 bölü sin 45'in cevabı eşittir. Kime eşit olmak zorunda? BC bölü sinüs A'nın cevabına eşit olmak zorunda. Şimdi ben BC'yi yalnız bırakacağım. BC eşittir. Kök 2 çarpı sinüs A çarpı 1 bölü sin 45. Doğru mu? Doğru. Devam kök 2 çarpı sinüs a çarpı kök 2 iki bölü 2'dir ama 2 bölü kök 2 olarak yazılacaktır. Bunlar birbirine götürecektir. Bc uzunluğu aslında iki tane neye eşittir? Sinüs a ifadesine eşittir. Gittim şurada yazdım. İki tane sinüs a ifadesi. Şuraya da yazalım. İki tane sinüs a ifadesi. Alan bulmak için üçgende alan bulacaksın. Ne lazım? Ya dersin ki şu oradaki açıyı bilsem ben aradaki açıyı. Hocam ben bunu uçururum. Bak çünkü kenarın biri belli, kenarım belli. Sinüs alan formülünden bulurum. Nereden bulacağım orayı? Az sabır. Oradaki açıya ulaşmam lazım. Nasıl ulaşırım bakıyor. Çember. Çembere hoş geldiniz. Bakın çevre açı. Gördüğü yayın ölçüsünün yarısıdır o zaman. Burası nedir? 2A'dır. Merkez açı. Gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Burası nedir? 2A'dır. Şuradaki üçgen nasıl üçgendir? İkiz kenar üçgendir. 180 eksi 2A böyle 2 dediğim anda. Buradaki her iki açının da nesini bulacağım? Ölçüsünü bulacağım. Bakın 45 derece dediğim bu kadardı. Devamı da var. Ben devamını da bulmaya çalışıyorum. 90 eksi A yazar mıyım? Yazarım hocam. 90 eksi A. Peki. Son nokta. Şuradaki açının. Şuradaki açının tamamını yazıyorum. 90 artı 45 ne yapar? 135 derece. Eksi nedir? A'dır. Yapma hocam. O nasıl bir sorudur? Sinüste alan formülü mü? Gel yazalım. Sinüste alan diyor ki 1 bölü 2 yaz. 2 çarpı sinüs a'yı yaz. Çarpı kök 2 yaz. Yetmez. Bir de sinüs 135 eksi a'yı yaz. Tamam da sinüs 135 eksi toplam fark formülü de mi yaptın hocam bu soruda? Biz yapmadık onlar yaptı. Gel 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 gel. Sinüs a çarpı kök 2 çarpı sınavda gelse Gelmesin. Sınavda gelse, gelmesin. Gelsin mi gelmesin mi? Sınavda gelse kaç can yakar ben sayamam yani. Sinüs a desem buraya, bunu buraya yapıştırsam, bak şimdi açılımı yazdık. Şu değer belli nedir? Kök 2 bölü 2. Şu değer belli. Eksi kök 2 bölü 2. Önünde de eksi var, artılanda. Kök 2 içeri dağıtımda tak 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 gitti, tak 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 gitti kök 2 içeri dağıtımda. Elimle sadece kim kaldı biliyor musun? Sinüs a çarpı kosinüs a artı sin kare a. Cevabım budur. <laughs> seçeneklerde yok. Deli ya. Deli iş. Vallahi deli <laughs> Remetayfa. tayfa. Ey güzel arkadaşım. Bak bu kadar çözmüşsün sınav anında. Nalet gelsin. Nalet. Tövbe be Rabbi. Bu soruda ne yaparsın? Ne dersin yani? Hocam seçeneklerde cevap yok mu dersin? Ne olur böyle bir soru gelmesin ya. Ne olur böyle bir soru gelmesin. Sünü ya. Açıyorum sana sin pardon 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a eksi kos kare a heh, o formülü kullanacağım kos kare sin karelisi mi yok, karelisini sin karelisi mi kullanıyor yok kos karelisini kullanıyorum. sin karelisini mi kullanıyor kos karelisini kullanıyorum? eksi kos kare a artı sin kare a artı 1 şimdi dedim ki bu iki arkadaşın da cevabı nedir aslında Sin kare a'dır. Bir sin kare a burada. Bir sin kare a da burada. iki tane sin kare a yapar. Bir saniye sinüs a çarpı kosinüs a film gibi izledim buraya kadar. Film gibi izledim ben sırf bu soru için. Bu soru için böyle beğen tuşuna basacak adam tanıyorum ya. İki tane sin kare a yazdım mı? Yazdım. Ee, i̇ki tane sin kare a yazdım mı? Yazdım. Ben ne yapıyordum ben? Ya? Benim kafa gitti gençler. Ha bir de böyle aşağıda iki var ha. Böyle iki hep unutmuşum. Devam ettim. Bölü iki sayesinde bunlardan kurtuldum. Kalan ifadeye baktığımda bu arkadaşın aynısıdır. Yok artık Lebron James dediğimizde. Hani o adam o basketi o nasıl atıyor diyorsun ya bu soruda nasıl bu çıkıyor? Akıllara zarardı akıllara. Artık burada ne yapacağını biliyorsun. Yani nereden biliyorsun? Sim var, sim, kos var, kotanjant var. Hemen çeviriyorsun hiç. Gözünün yaşına bakma 2020 AYT'de gelen sorunun tıpkısının çok benzeri bu soru. Onu yapan bunu yapar. Bunu yapan onu rahat yapar. Onu çok rahat yapar. 2 çarpı sinli değil koslu giriyorsun. 2 çarpı kosinus x bölü sinüs x eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Neden hocam öyle yaptın? E yarım açı. E yarım açı. Kos kare x'imi de yazdım. Dedim ki ben şunları şunları bir çarpayım. Geleyim bakayım yukarıda ne gelecek. 2 tane kosinüs x. Eksi 2 çarpı sin kare x çarpı kosinüs x bölü bölü sinüs x çarpı çarpı 1 bölü cos kare x ne yaptım bu cos kare x'i yan tarafa doğru çektim biraz bu arkadaşın bölüsünü rahat bıraktım orada 2 cosinüs 2 cosinüs x hemen parantez alırım hiç acıma 2 2 cosinüs x parantezini alıyorduk değil mi yanlış oluyordum 2 cosinüs x parantezini aldığımda 1 eksi 2 sin kare x kaldı aşağıda ne kaldı sinüs x kaldı 1 çarpı H? Hmm. Hmm? Yok 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 yok. Kalsın. Cos kare x olarak bıraktım. Neden? Neden? Çünkü biliyorum ki bu ifade bu ifade benim istediğim ifadelerden biri değil. Ee, buradaki 2 benim gerçekten canım sıktı. Bu ikiyi ben parantez almadım mı aldım. Şimdiki oldu işte. Şimdi oldu. Biz o 2'yi parantez almıştık aslında. Şimdi çok güzel oldu. Çünkü bunların sadeleşmesi gerekiyordu bu soruda. Sadeleştiler. 2 çarpı şu ifade kaldı. Buna nedir? Kotanjant x'dir. X çarpı kotanjant x doğru cevap. B seçeneğidir. Zorlamadı. Yok zorlamadı. 2000 ayet, 2020 ayet edildi ki de zorlamıyor arkadaşlar. Bu soru ben 2016 LYS sorusunda geldiğinde çok beğenmiştim. O zamana kadar gelen en der sorulardan biriydi. Sanki 2016 LYS sorusu bu da. Ola ki gelirse diye ben yeniden karşına yazmak istedim. Sinüs x'in değeri verildi. Bıdı bıdı bıdı. Hangisi rasyonel sayıya eşittir? Ya tamamen yarım açıları biliyor musun bilmiyor musun sorusu. Ya da dik üçgen çizebiliyor musun yoksa çizemiyor musun sorusu. Biz hemen dik üçgenle başlayalım. Dik üçgeni çizdim. X açısını gösterdim. Ne yazıyorsun? Kök 7'ye 4. 4 göre 4 16. 7 çıkardım. 9 kare kökünü aldım. Kaç? 3. Neresi 3? Burası 3 hocam. Şimdi gel bakalım. Birinci maddeden başlıyorum. Kosinüs X. Cevabı nedir kosinüs X'in? 3 bölü 4'tür hocam. 3 bölü 4 rasyonel sayıdır. Hiç, hiç, hiç konuşmuyorum. Yorum dahi yapmıyorum. Devam ettim. Sinüs 2x. Bak arkadaşım sinüs 2x'i biz tek başına bulamayız. O zaman ne yapacağız? 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x yazacağız hocam. 2'yi yazdım. Sinüs x dediğim ifade kaçtı? Kök 7 bölü 4'ü çarpı. Kosinüs x dediğim ifade neydi? 3 bölü 4'ü. Hadi bunlar sadeleşsin. De 3 kök 7 bölü 8 ifadesi rasyonel değil irasyonel bir sayıdır. Ya yani rasyonel sayıya yaklaşamadık bile gittik. Kosinüs 2x kosinüs 2x'te ben açılım olarak şunu kullanacağım. Ee, açılım olarak yazamıyorum ha yazdım. 2 kos kare x eksi 1'i kullanacağım. 2 çarpı 3'ün kare yani 3 bölü 4 hiç 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 işlem niye yapıyorsun hocam? Bu ifade rasyonel sayıdır hiç tartışmaya gerek yoktur. Denizlidir seçeneğimiz. Güzel bir soruydu. Ben bu soru tarzını çok beğenmiştim o çıktığı sene. Onu söyleyeyim. Trigonometre. Üçüncü başlığımız. Geometrik uygulamalar. O 2020 ayeti sorusu vardı bir tane çok sağlam. Baktınız mı gerçek soruları? Ben gösteremiyorum burada malum telifin. Ama tık çok benzerini göstereceğim. Pergel sorusu. Çıkan birçok öğrencinin dilindeydi o soru. Bir damacanayla yalnız 20 sayfa gidebiliyormuşum. Onu keşfettim yani. Hani benim mazotumda bu. Geliyor sorumuz hazırsan. Çok daha güzel, Çok daha güzel. Yani ÖSYM'yi iki bizden görmemiş bu soruyu. Gider aynısını sorarmış bence. Mehmet kollarının uzunlukları 5 santim 10 santim olan bir pergelin kolları arasındaki açıyı 90 derece yaparak... E, burada ses gitti niye gitti? Ha? 90 derece yaparak R1 olan bir birim çember, e, pardon bir çember çiziyor. Daha sonra pergelin sivri ucunu kaldırmadan kolları arasındaki açıyı alfa yaparak şurada ikinci şekilde çapı R2 olan bir çember daha çiziyor. Tamamdır. Çemberlerin kökleri arasında yani bir arasında böyle bir değer farkı var. Buna göre alfa kaçtır diye bana soruyor. Ben bu soruyu nereden çözerim arkadaş? Ben bu soruyu nereden çözerim arkadaş? Bir dakika. R1'i bulmak istesem ne yapardım? Diyelim ki kollardan biri 5 santim, diğeri 10 santim bir dik üçgen var. Kosinüs teorem. Hadi gel yazalım. Hadi gel yazalım. R1'in karesi eşittir dedim. 5'in karesi pardon 10'un karesinden 100, 5'in karesinden 25 eksi 5 pardon 2 çarpı 5 çarpı 10 çarpı kosinüs 90 derece. Hocam kosinus 90 yazmaya gerek yok. Bırak öyle kalsın. Bırak öyle kalsın. Tamam. Geldim buraya. R2'nin karesi. R2'nin bulunduğu üçgende de ben yine kosinüs teoremi yapacağım. Bak. Yine kenarlarımızın uzunlukları aslında aynı. Yani 5'e 10 devam ediyor buradaki özelliğimiz. 5'in karesi 25. 10'un karesi 100. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 10 çarpı. Bu sefer ne yazacaksın? Kosinüs alfa yazacaksın. Diyorum ki gel taban taraf tarafa oranlayalım biz bunları. R1 bölü R2'nin karelerinin oranları demek 5 bölü 3 demektir. Devam ettim. Şuradan ne geldi? 125 geldi. 125'i yazdım. Hocam bura komple sıfırlandı. O zaman istersen onu hiç yazmayayım. Direkt 125'i yazayım çok temiz olsun. Şuradan da yine bir 125'imiz var. Eksi 50 yüzümüz var. Eksi 100 kosünüs alfa. Ufak bir sadeleştirme yapacağım. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 25. 25'e böldüm 1. 25'e böldüm 5, 25'e böldüm 4. İçler, dışlar çarpımı. 5 eksi 4 kosinüs alfa eşittir. Karşı tarafta ne olacak? 3 olacak. Sen bu tarafa, sen bu tarafa geç. 2 eşittir 4 kosinüs alfa. Kosinüs alfa eşittir 1 bölü 2. Biz alfa açısını söyleriz. Hangi özel üçgende bu? Tabii ki 30 60 90 üçgenindeki 60 derecedir. Cevap D, D seçeneğindedir. Yapıştırdım D seçeneğini alfa 1 bölü 2 değeriyle karşımızdadır efendim. Var mı kafaya burada takılan bir şey? Güzel gidiyoruz. Hallediyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Yolumuza devam edelim o zaman. Bir tane 2017 LYS sorusu sanki dersin. Tıpkısının çok benzerinde. Yine toplam fark formu. Ya toplam farkı bilmeden galiba sınavda trigonometride çok zorlanırız değil mi? Bileceğiz abi. Bileceksin. Bunların hepsini bileceksin genç. Ey güzel arkadaş bak şimdi. 14 var. 17 var. 6 var. 6 yalnız bir tane karenin içerisinde. Unutma. X açısı var. Kotanjant X'i istiyorsun. Dik üçgenin içerisine gelmeden oradaki kotanjant X'in çözülmeyeceğini biliyorsun. Tamam da bu geniş açı. Dik üçgenin içerisine gelmez bu. Şurada bir tane. Yani bu soruya daha bakarken senin şunları görmen lazım. Bak burada bir tane dik üçgen var demen lazım hocam. Buradaki dik üçgenin içerisini karalaman lazım. Bak hocam burada dik üçgen var demen lazım. Bunun içerisini karalaman lazım. Dersin ki burası A açısı burası B açısı. Ve ardından A artı B artı X eşittir 180 derece. Ardından da X eşittir 180 eksi A artı B yazabilirsin. Tamam da biz ne istiyoruz? Biz kotanjant istiyoruz. Her tarafa kotanjant uygularım. Kotanjant X kos değil. Kotanjant x yok tabii ki burada. 180 eksi a artı b yazdım. kota a Kotanjant x en çok yapılan hatalardan biri. Burası sanki ikinci bölgedeymiş gibi düşünüyoruz. A artı b açısını 180'den çıkarıldığında. Ve buraya eksi kotanjant a artı b değerini yazacaksın. Soru beni şuraya götürdü. Hocam kotanjantı toplam farkını hiç sormazlar da öyle de sorabilirler mi? Sorma, sorsa ne olur? Sorsa ne yazar arkadaş? Sen bu kotanjantta Tanjant değerini bulup ters çevirip yazamaz mısın? Yazarsın. Ben soruyu artık şuraya taşıdım. Tanjanta A artı B'ye geldik arkadaş. Tanjanta A artı B'nin formülünü de hatırlatırım ben sana. Bu öyle bir ders değil. Bu hem sana hatırlatmaca hem sana o çıkmış soruların çok benzerlerini göstermece dersi. Tanjanta. Burası. E, kenarları yazmamışız daha bir dakika. Burası 6. Burası 6. Burası 6. Burası 6. Şuraya kaldı 8. 8'i buraya taşıdım. Şurası 10. Şurası 17. 8'e 15. 17 üçgeni özel üçgen. Çok güzel. Hepsini yazdım. Tanjanta. 8 bölü 6. Ben o tanjant A'yı şurada bir yazayım mı temize? Bak tanjant A 8 bölü 6 4 bölü 3'tür. Tanjant B bulalım o değerleri ya zarar ne? Of çok kötü geldi 8 bölü 15 İnşallah güzel cevaplar gelir buradan. Şuradan 4 bölü 3 artı buradan 8 bölü 15. 1 eksi 4 bölü 3 çarpı 8 bölü 15. Gerçi seçenekler de çok enteresan. Şuraya 5'te, şuraya 3 de, şurayı 5 de genişlettim. Ben bu işlemi yaparım dedim. 4 kere 5 20. Yukarıdan ne geldi? 28 bölü 3 kere 5'ten 15 geldi. 1 eksi 4 kere 5 bunların arasında çarpma var. Ben niye bunları böyle payda değiştirmeye çalıştım? Kafa gitti tabii. 4 kere 8 32. 32 bölü 45 kaldı bu tarafta. Şimdi yukarıdan ne geldi? 28 bölü 15. Burada kal. 45'ten 32 çıktı. Ne kaldı? 13 kaldı. Yukarıya değil ters çevirip yazdım. 13 yukarıda ne var? 45 var. Harika. 15'e böldüm 1. 15'e böldüm 3. Başka da hiçbir şey yapamıyorum. 3 kere 8 24. 2 kere 3 6. 84 bölü 13. Kimdir bu? Bu arkadaş tanjant A artı B'dir. Biz bu değeri istiyoruz. Bak eksi ters çevirdim geldim. 13 bölü 84. Eksi 13 bölü 84 ile cevap B seçeneği. Yalnız ben ne sazanlar tanıyorum burada. Cevabı direkt gidip biraz zonk diye buraya gömenler. Sen o gömenlerden, sen o net kaybedenlerden olma. Hadi gel son başlığımızı atalım artık trigonometride. Kaç dakikaya geldik? Maşallah 40 dakikalara geldik ama benim için şiir gibi bir ders oluyor ya. Bak zerre böyle kesme falan yok. Hani anlık bir şey olursa kesmeyeceğim kızım gelirse şu taraf Gerçi geç oldu nasıl gelsin kızım o yani bazen geceleri kalkıyor tuvaletim geldi baba falan diye ama buraya gelmez direkt benim yatan yanına geliyor. Niye bu kadar ayrıntıya girdik hocam? Niye biz bu, bu çok özel bir ders oldu bu. Bu bu seriyi takip eden Rey ve tayfa çok özel anlar yaşıyoruz şu an seninle farkında mısın? <laughs> 90 derece x 2b x mutlak değer içerisinde sinüs 20 eşitliğini sağlayan Kaç farklı x değeri vardır? Ah, şu denklemler yok mu şu denklemler? Bakın bulacağımız cevapların bu aralıkta olmasına dikkat edeceğiz. 90'la 180 arasın. Bir dakika ya, baya da geniş aralık vermiş şimdi aslında. Değil mi? aa, bu arada tıp kısının çok benzerinde 2021 ayete çözüyor sorunun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha sana burada hatırlatırım. Bak arkadaşım, 90 dereceyle 360 yani şu aralıklardayız tamam mı? Şu aralıklarda, şu aralıklarda, şu aralıklarda bakıyoruz. 3 tane bölgeye birden bakıyoruz. Şimdi ben diyorum ki kosinüs denen arkadaş, kosinüs denen arkadaş şu bölgede eksidir, şu bölgede eksidir, bu bölgede artıdır. O zaman biz eğer bu aralıkta bir açı seçersek yani şunu söylemeye çalışıyorum. Pi bölü, pi bölü 2 ile x küçüktür. Ben e, şu kaç derece oluyor? 3 pi bölü 2. 3 pi bölü 2 aralığında bir değer seçiyorsam Burada negatif davranıyor bu adam. Yani dışarı çıkarken işaret değiştirip çıkacak. Niye? İçerisi eksi ise mutlağın dışına nasıl çıkıyordun? Nasıl çıkıyordun? Söyle. eksi çıkıyordum. Bravo. Eksi çıktım. Sinüs 20 mi yazdım? Eksiyi ben burada beğenmedim. Sen git bakayım karşıya. Eksi sinüs 20 yazdım. Böyle de beğenmedim. Ya arkadaş biri kosinüs biri sinüs olur mu? Olmaz. Kosinüs x yazdım sinüs eksi 20 yazdım. Diyeceksin ki bu nasıl oldu? Bak bu nasıl oluyor biliyor musun? Sinüs eksi a ifadesi sinüs tek fonksiyon olduğu için eksiyi dışarıya kusar. Ama aynısını kosinüs de yazsaydım kosinüs onu yutardı. Hatta bütün tanjantı, kotanjantı hepsi tek fonksiyon. Bunlar bu üç kardeş tek fonksiyon. Hepsi böyle dışarı kusuyorlar bir tek. Çok güzel bir bilgiye belki değindim burada bilemedim. Burada ne yapabilirim diye düşündüm. Dedim ki ya arkadaş biz bu kosinüsü çevirsek ya her taraf sinüs olsa ki bu denklem çözülse. Ben de dedim ki sinüs 90 eksi x bu işi çözer arkadaş. Şurada da ne var? Sinüs eksi 20 var. Biraz eksilerle uğraştıracağım bizi ama yapacak bir şey yok. 90 eksi x eksi 20 artı k 2 pi'ye eşittir. Veya veya 90 eksi x eşittir. 180 eksi eksi 20 artı k 2 pi'ye eşittir. Maşallah buraya kadar güzel getirdik. Attım karşıya. Eksi x eşittir. Eksi 110 artı k 2 pi'dir. Her tarafı ile eksi ile çarptım. x eşittir. 110 eksi k 2 pi'dir. Buradan bir tane cevap gördüm zaten. Bakın x eşittir kaç derece olabilir? 110 derece olabilir. Niye? Benim verdiğim aralıklarda bak ikinci bölgede geldi. Seçtiğim aralığın dışında gelseydi zaten alamazdım. Çarpıyı basar geçerdim. İnşallah buradan da gelir. Bak buradan ne geliyor? 180, 200 derece geldi değil mi? Ben bir yanlışlık yapmadım tamamdır. Eksi x eşittir 110 artı k 2 pi geliyor. Her tarafı eksi ile çarptık. Eksi 110 eksi k 2 pi geldi. Arkadaş bu da ha bir dakika eksi 110 eksi 110 artı 360 kaç yapar istediğim aralıkta mı çıkıyor 240 derece çıkıyor 250 derece çıkıyor özür dilerim değil mi 250 derece 250 de bu tarafta mı bu tarafta bu da değerim olur mu olur o zaman yans denklemin köklerinden birini daha bulduk x dediğim şey 250 derece de olur. Bu aralıklarda çıktığı için kabul ettim. Şimdi bizim kabul etmediğimiz hangi aralık kaldı sadece? Şuradaki aralık kaldı. 3 pi bölü 2 aralığıyla x değerimiz 2 pi aralığındaysa eğer bizim artık bunun içerisini temizlememiz gerekiyor. Derim ki ya hocam bunun içi pozitiftir. Pozitif olan dışı, ifade dışarı aynen çıkar. Aynen çıkarsa da yani sinüs 20 yerine de direkt kosinüs 70 yazarım. E Ve direkt bunu çözüme başlayabilirim. X eşittir 70 artı K 2 pi. Veya X eşittir eksi 70 artı K 2 pi'dir. Zaten a 70 bu aralıkta değil. Aa, işte tamam. Buradan bir tane kök geliyor. 360'tan çıkarırsam ben bunu 290 derece kalır. Al sana X'in bir değeri daha var. 290 derece. Buradan maalesef istediğim aralıkta. Yani dördüncü bölgede bir değer gelmez ki. Biz dördüncü bölgeyi e, çözüm aralığı kabul ettik. 1, 2, 3 tanedir dediğim. Attım cevabı C seçeneğine. Ama ne soruydu ya. Ama ne soruydu ya. 2020 <laughs> 2020 ayeti sanki. 2020 ayete yanında göbek at. Ya bunu çöz. Ona at havaya 2020 AYT'yi çözene düşene kadar çözersin o soruyu arkadaş. Düzlemde verilen AB çaplı çember ve bu çemberin dışındaki bir C noktası ile ABC üçgeni oluşturuluyor. Bilgiye bakar mısın ya? Bilgiye bakar mısın? Çap var bir tane. Bir tane de çap çizelim. Hadi gel bir tane de çap çizelim. AB çapını çiziyorum şu an. Bu bizim AB çapımız arkadaş. A'sı burası, B'si burası. AB çaplı çember ve çemberin dışındaki bir C noktası. Gittim C noktasında burada aldım geldim. ABC üçgeni oluşturuluyor. E oluşturalım yani adam diyor ki bana bir ABC üçgeni çiz bir zahmet diyor. E çizelim tamam. Bir tane ABC üçgenini çiziyoruz arkadaş. Çizdik mi? Çizdik burada bir ABC üçgeni var. C açısı B açısından B açısı da A açısından büyüktür diyor. Buna göre sayılarını küçükten böyle doğru sıraladığınızda cevap hangisi olur? Şeklinde olacak tabii ki. De, biz nasıl bunu yorumlayacağız hocam? Ya, muazzam bir soru. Peki çap. Çapı gören çevre açı. Çapı gören çevre açı kaç derecedir? 90 derecedir. C açısı kesinlikle kaç dereceden büyüktür? 90 dereceden büyüktür. O zaman bu arkadaşlar 90 dereceden kesinlikle küçük açılardır. O halde C artı B ki C ve B en büyük iki değer olduğuna göre C artı B açısı en büyük iki açıdır. Toplama en büyük iki açı olur. C artı A. Ardından C artı A açısı gelir. Büyüklük anlamında ikisini sıralıyorum. İstersen C'leri götür kontrol et. O da büyüktür. Kimden? B artı A açısından. Yani biz önce buradaki açıları sıraladık. Ardından kosinüslerine bakacağız. Şimdi kaçıncı bölgede ama bunlar? Bakın bu 90 dereceden biraz büyük. Otomatikman B'yi ekleyince otomatikman hepsi kaçıncı bölgede açılar oldu? Aman ya Rabbi. Kaçıncı? İkinci bölgede açılar oldu. Çok güzel. Peki ikinci bölgedeki açılar için kosinüs değerlerini sıralayacağız. Üç tane açımız var elimizde. Üçünün de büyüklükleri birbirinden farklı. Bakın C artı B bu tarafa tekabül ediyor. C artı A artı bu tarafa tekabül ediyor. B artı A açısı buraya tekabül ediyor. Şu gördüğünüz arkadaş kosinüs eksenidir. Şimdi sana sorarım. Kosinüs ekseninde negatif tarafta en büyük değer kim olacaktır? B artı A. B artı kimdir? C'dir. C büyüktür. Sonra kim olacaktır? C artı A. C artı kimdir? B'dir. B de büyüktür. Kimden olacaktır? A dağdan olacaktır. Ya gerçekten lezzetli ya. İnsan çözdükçe böyle neleri başardım diyebileceği soru inşallah başarıp yapıyorsundur değil mi? De. 19. sayfa bende bir yorgunluk belirtisi çıktı yalnız. Yarım açımı 2018 ayete sanki. 2018'in ayete soruları bir tık daha kolaydı. Sebebini hatırlatayım ben sana. Malumun 2018 ayete de ilk defa bir ayete sınavı yapıldı. Ve o sene inanılmaz değişiklikler. Aa hocam çok kolay sormuşlar deme. O seneyi yaşayan tayfa bilir. Hani bilmiyorum o seneden buradan eleman inşallah kalmamıştır. Hani mezuna kalmış oluyor yoksa. Kalmamıştır inşallah çoktan gitmiştir ama. Puh, ne seneydi o sene ya? Ne oldu hocam? 50 defa sınav sistemi değişti gerçekten. Yani bir sabah kalkıyorduk sınav sistemi başka. Yani bir sabah kalkıyordun coğrafya yok sınavda. Ertesi sabah kalkıyordun. Aa tarihte yok. Bir sınav sabah kalkıyordun. Sadece Türkçe matematik sınavı dediler. İnanamadın değil mi şu an? <laughs> ya öyle bir seneydi 2018. Ondan biraz kolay soruldu diye düşünüyorsun. İfadesini sadeleşmiş bir şey mi? Kot var hocam. Sin sin sin. E tabii ki Allah'ın emri. Hadi gel. Kotu çevirelim hemen. Kosinüs 28 bölü sinüs 28. 68'in yarısı. Yarısı yarısı. 34 yapıyor hocam. Aha sinüs 34'ü yakaladık orada bir yerde. Açalım o halde. Sinüs 30. 2 çarpı sinüs 34 çarpı kosinüs 34 bölü. Ya bu bölüyü böyle almayayım ben. Nasıl alayım biliyor musun? Ne de olsa orada. Şöyle alayım. 1 bölü sinüs 34 çarpı 1 bölü sinüs 62. 62'nin yarısı 31 ama alakalı bir sayı göremediğim için bekletiyorum. Şunlar gitti. Bir dakika arkadaşım ya. Bir dakika dedim be sen bir bekle bakalım. Sinüs 62. 90'a varmasına kaç var? 28 mi var? 28 mi? Kosinüs 28'e mi dönüşür dönüşür. O zaman kos 28'leri de yerim ben buradan. Benim elimde şöyle bir şey kaldı. 2 çarpı kosinüs 34 bölü sinüs 28. Hiçbir şey çıkmazdım buradan. Gel bakayım. Sinüs 60, 60 olmaz. 50. 56 çıkar buradan. Sinüs 56, sinüs 28. Bu iki arkadaş da yine yarım açıdır. Bakın bu sorularda bunları yakalamak mesele zaten. Sinüs 28 çarpı kosinüs 28 bölü sinüs 28 var yine. Bunlar birbirini götürdü. 2 çarpı kosinüs 28 benim aradığım cevap oldu. Öyle bir cevap var. Var. Edirne'de de yapıştırdım Edirne'ye. Vay be ne emekle geldik yine. Son dakika son soruya. Güzel bir soruyla nokta koyuyoruz. 2018 AYT sanki sorusuyla. Ee, oradan da yine x değerleri. Bu arada ben soruyu doğru çözdüm. Sadeleşmiş biçimi soruluyormuş tamam. Yani bu sorunun burada yerini ben yanlış koymuş olabilirim. Eşitliğini sağlayan x değerlerini toplama. Denklem sorusu çözecektik değil mi hocam? Onun yerini yanlış koymuşum. 0 ile 180 arasında yani ben birim çembere çizdiğimde. Şu aralıkta dolaşan bir x açısından bahsediyoruz. Ve denklem çözeceğiz. Hadi çözelim. Ne yaparsın? Hiçbir şey gözükmüyorsa bir soruda hemen içler dışlara başvuruyoruz. 2 çarpı. Bak içler dışlar bize kimi getirecek? 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Kök 3 çarpı sinüs x eksi kosinüs x çarpı sinüs x artı kosinüs x yapma yapma. Bu arkadaş nedir? Eksi parantezinde cos kare x eksi sin kare x değil midir? Eksi parantezinde bu arkadaş bir yarım açıdır. Yani kosinüs 2x'tir arkadaş bu arkadaş. Bu arkadaş nedir? Sinüs 2x'tir arkadaş. Gel temize çekelim. Sinüs 2x eşittir kök köküş çarpı eksi kosinüs 2x. Bunu bu tarafa attım. Bu tarafta tanjant 2x eşittir eksi kök 3 soru çözülür. Neden soru çözülür? Eksi kök 3 dediğim değer nedir? Efendim? Eksi kök 3 ben bir an hatırlayamadım. Gel bakalım. Kök üç, 60 60. Ama tanjant eksi 60. Tanjant eksi 60 demektir. Tamam. O zaman gel. Yani benim elimde ne var? Şöyle kapatayım şurayı. Tanjant 2x eşittir tanjant eksi 60 gibi bir değer var. Biz de bunu ne yapacağız? Tanjant formülünü kullanacağız. Denklem formülünü. Artı kp diyeceğim ya da 2x eşittir bir eksilisini yazıyorduk. O kadar zaten başka da bir şey yazmıyorduk. Onu orada bırakalım artık. Ama silmiyor silim. Şimdi 2'ye böldüm. Bir dakika ya. 2'ye böleyim mi? Tanjant eksi 60. Ben bunu çarpsam. Yok yok 2'ye böleyim tamam. x eşittir. Eksi 30 artı k çarpı pi bölü 2. Bakın burada k'ye değerler vererek bu işler yapılıyor. k'ye 0 verirsen x eşittir. Eksi 30 çıkar. İstediğim aralık mı? Değil k'ye 1 verirsem x eşittir eksi 30 artı 90 yani ne geldi 60 derece çıktı tam da benim istediğim değer 60 bu aralıktadır bingo bu arkadaşı eledik k'ye geldim 2 verdim x eşittir eksi 30 artı 180'dir o da kaçtır 150 derecedir 150 burada bir yerdedir k'ye 3 verirsem x eşittir eksi 30 artı 3 verdim 3 bir bölü 2'den 270 işimi görmez burası şu aralığın dışına çıktı zaten şu iki arkadaşın toplamıdır cevap 60 artı 150 cevap nedir 210'dur çünkü x değerlerinin toplamını istiyor benden 210'u veren cevap da buradadır neden 7 çarpı 180 bölü at 6 60 olmaz tık tık 30 kaldı 30 ile 7'yi çarptım 210 derece yaptı doğru cevap D seçeneği yaptı ve senin birlikte 20 sayfalık efsane bir TCB serisinde bir videonun daha sonuna geldik. Neyi bitirdik? Trigonometriyi bitirdik. 2021 AYT'nin en seçici konusu. Bakın ne limit, ne türev, ne integral. 30. sorudan sonra başlayan türev e, trigonometriydi. 2021 AYT'nin en seçici kesimi. Ve gerçekten zor bir sınav olduğu söyleniyordu hatırlarsan. 2022 AYT'ye gireceğiz. Sınavın en seçici konuları. Yine limit, yine türev, yine integral. Ama bunun yanına artık kimi yazıyorsun trigonometriyi ve 30. sorudan sonra çözülen bir soru tarzı. Lütfen bu soruları boş bırakmayın. Lütfen elinizden geldiğince gelen 4 sorunun 3'ü kolay oluyor arkadaşlar. Bir tane seçici soru. Trigonometri zor deyip patlamayın. Bebek adımları bugün başlarsan sınava kalmış burada sayılı gün 10 gün civarında bir şey kalmış. Çok rahat biter bunu Mehmet Hocam olarak. Ciddiyetle söylüyorum. Ya sona yaklaşıyoruz ya bir duygusallaşma oluyor ya. Yani. Ayrılık vakti geliyor ve 2022 sayfa sınav sayfamız. Ayrılmak üzereyiz ama biz yola devam ettik. TCB'de istediğiniz yeni video varsa yani burada sayılı gün kaldı bir full tekrar istersen o gelecektir. Ama istediğin TCB özellikle çok yorum ve istek olursa neden çekmeyelim sayılı günler kala yine sizler için elimizden geldiğince şu gözler kır... kan çanağı olana kadar biz devam edeceğiz bilgin olsun. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik benden bu kadar. Hoş kalın, hoşça Hoşçakalın. thank mm -hmm. you